Değerli izleyiciler merhabalar. Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği, TÜDÖKSAT'ın eğitim kurumu olan TÜDÖKSAT Akademi bünyesinde uzaktan eğitim programı çerçevesinde bugün sizlerle yaş kalıplama okuma testleri hakkında bilgiler paylaşacağız. Bugünkü testimiz ayırma mukavemeti. Dökümhanelerde ayırma mukavemeti, basma mukavemeti ile birlikte değerlendirildiğinde kumun plastik davranış hakkında bilgi vermektedir. Plastik davranış, kumun maruz kaldığı kuvvetler etkisinde şekil değişiminin geri dönüşülebilir olmasıyla alakalıdır. Plastik olmayan davranış durumunda kalıp tekrar eski şekline gelemediği için kalıpta tahribatlar meydana gelebilir. Ayırma mukavemetinin kalıp kumunda yapılan yaş basma mukavemetinin oranının %15 civarında olması beklenir. Mekanik mukavemetlerin hazırlanabilmesi için öncelikle standart numunenin hazırlanması gerekmektedir. Standart numune tespiti yapılan kalıplama kumu test tüpüne aktarılır. Tüpe aktarılan kalıplama kumu çekişleme cihazına yerleştirilir. Tokmağın yavaşça kumun üzerine indirildikten sonra 3 kez çekişlenir. Çekişleme sonucunda kırmızı çizginin çekişleme cihazı üzerindeki aralıkların arasında olması istenir. Kırmızı çizginin tolerans dahilinde olmadığı durumlarda numune ağırlığı arttırılarak ya da azaltılarak değiştirilir ve standart numune ölçülerine getirilir. Hazırlanan numune tüpten çıkartılarak test için hazır hale getirilir. Numune mukavemet cihazına alınmadan önce yan konulabilmesi için basma mukavemeti çenelerin alt tutucuları çıkarılır. Numune yan bir biçimde cihaza yerleştirilir ve manometredeki ibreler sıfırlanır. Numune uygulanan kuvvetlerin etkisinde ortadan ikiye kırılır. Deney sonucunda ulaşılan değer manometrenin orta skalasından gözlemlenir. Ayırma mukavemeti testi böylelikle sona ermiştir. İyi günler dileriz.